bir sözümüz vardı. Özellikle ilk günde söz verdiğimiz gibi halkımıza hizmet aşkıyla, hizmet şiarıyla ve halkımıza köprü olacağız. Halkımızı Baykan mozaik bir yerdir, tekrar söylüyorum, daha önce de belirtmiştim. Biz bu halkı yani bir arada eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Bazı projelerimiz vardı. Bu projelerden birisi özellikle Sera projemizdi. Biz onun hala hazırlığını yapıyoruz. Onun külfeti bayağı fazladır. Biz ekonomik olarak biraz hazır olmadığımız için seneye inşallah onu biz hayata geçireceğiz. İkincisi bir de sanayimiz, ilçe zaten Baykan küçük bir yerdir. Biz sanayi ilçe dışına özellikle çıkarmak istedik. Malum bu yolda Baykan içinden çıkacak. Yani sanayi esnafının da ihtiyacı var ilçenin dışına çıkarmamız için. Dedik ilçenin dışında küçük bir sanayi sitesi yapacağız. Maalesef belediyenin tapulu arsası yoktur. Hazinenin var, milli emlakın var. Biz zaman zaman talep ediyoruz, olumlu cevap alamıyoruz. Ondan dolayı biz o sanayi dışarı taşıma görevimizi yerine getiremedik. İkincisi, biz bu suyumuz yoktu. Biz söz verdik halkımıza, dedi ki Baykan'ı susuz bırakmayacağız. İkinci bir hatımız, biz ilk seçimi aldığımız zaman o çalışmıyordu. Biz onu büyük bir hevesten gece gündüz durmadan çalıştık ve faaliyete koyduk. 24 saat yaz boyunca, şimdiye kadar da 24 saat Baykan'ın suyu akıyor. Temizlik konusunda bir söz verdik. Temiz ve yeşil bir Baykan için. Biz gece gündüz bizim birimler, eş başkanlar, biz beraber zaman zaman çalışıyoruz. Emekçi, işçi arkadaşlarımızla beraber gidip bizzat biz kendimiz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz, yardımcı oluyoruz. Hep beraber temiz bir Baykan için ilk gün söz verdiğimiz gibi bu görevimizi yerine getiriyoruz, getirmeye çalışıyoruz. İlla ki eksikler olabilir, onları da tamamlayacağız. Yani söz veriyoruz tekrar halkımıza. Onun dışında bir de bir hedefimiz vardı. 6000 seçmeni var Baykan'ın. 6000 fidan şiarıyla biz bir projemiz vardı. Biz şimdi onu malum dediğim şekilde Baykan'ın belediye ait arazi olmadığı için biz şimdiye kadar bir 600-700'e yakın fidan diktik. Bir projemiz daha vardı. Biz öğrencilerimize söz verdik. Dedik ki biz o zaman küçük bir otobüsümüz vardı. Biz öğrencilerimize söz verdik. Dedik ki biz size bir otobüs daha getireceğiz. Seçimi aldıktan bir ay, yanlış olmasam bir ay sonra biz sağ olsun Diyarbakır Büyükşehir Belediye'miz bize bir otobüs tahsis etti. Şu anda Türkiye'nin hiçbir yerinde ücretsiz öğrenci taşınmıyor. Ama biz Baykan Belediyesi olarak biz öğrencilerimize söz verdiğimiz gibi ücretsiz taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. Onun dışında bir çok böyle bizi heyecanlandıran bir projemiz daha vardı. Dedik ki halkımıza istihdam. Şu anda bir en azından 150 kişilik, 200 kişilik, en az 150 kişilik kişinin çalışabileceği, istihdam edebileceği bir tekstil atölyesi açılıyor burada. Tabii ki biz belediye olarak değil, bir şirket açıyor, biz de belediye olarak yardımcı oluyoruz, ön ayak oluyoruz. Bu tekstilimiz böyle 1,5-2 ay içinde faaliyete geçecek. Bu faaliyete geçtiği zaman Baykan'ımızda
onlarca gencimiz kahve köşelerinde akşama kadar oyun oynuyor. Genç kızlarımız, genç kadınlarımız evde oturuyor. Bizim amacımız gençlerimizin bu uyuşturucuya ya da başka bir kötü yola teşvik olmaması için bu istidamı biz önünü açtık ve hayata geçireceğiz inşallah. Bu hayata geçtiği zaman Baykal'da en azından 150 tane insanımız çalışacak. Zaten bu 150 tane insanımız çalıştığı zaman ben inanıyorum Baykal'ımızda devamlı göç oluyor. O göçle durur, tam tersi geri dönüşler olur. Ona da inanıyorum. Bu arada şunu da belirteyim. Bu şimdi içtiğimiz nar ekşisidir. Bu da işte kadınlarımızın kooperatifi, el emeği, göz nuru, bunu yapmışlar. Biz de zaman zaman bundan faydalanıyoruz, içiyoruz. Bunu özellikle herkese tavsiye ediyorum. Yani %100 doğal bir kooperatifin ürünüdür. Bunu herkese de bu arada tavsiye ediyorum. Biraz da tabii ki reklamımızı yapacağız. Şimdi biz bu eş başkanımızla beraber bu kadın kooperatifine karar verdiğimiz zaman tabii ki biz destek olduk kadınlara. Kadınlar bir kooperatif kurdular kendine. Biz de elimizden geldiği kadar. Yani şunu daha önce de belirttim. Baykan tarihinde belki 50 tane kadın bir araya gelmedi. Ama bu kooperatifin kuruluşunda bir heyecan, bir şevk, yani o kadar bir heyecan yarattı ki bu kooperatif. Kadın arkadaşlarımız gelip hem çalıştılar, hem bir araya geldiler, hem de yani güzel bir ürün ortaya çıkardılar. Mesela şöyle nardan örnek vereyim. Şimdi köylülerimiz bu yörede çok nar var. Köylülerimiz o narları toplayıp değerlendirmiyordular. Ama biz ne yaptık? Bir kampanya başlattık. Kimin ne kadar narı varsa biz bunları topladık, gittik, kendimiz köylerden getirdik. Hem bir yani o narlar, satın aldık o narları, hem köylüler faydalandı, hem de kadın arkadaşlarımız burada bir ürün ortaya çıkardılar. Demin de söylediğim gibi çok mükemmel bir nar ekşisi ortaya çıkardılar. Onun dışında üzüm mesela, bu yörede çok üzüm de var. Bu üzümleri biz mesela yazın götürüyordular, Bitlis'e 1 liraya verip geliyordular. Araç, gereç, masrafları, biz 1 liraya bu üzümü aldık. Bunu da biz değerlendirdik. Kadın arkadaşlarımız bunu da pekmez yaptılar ve mükemmel bir ürün ortaya çıktı. Tamamen doğal, tamamen organik bir ürün yaptılar. Ve kadın arkadaşlarımız hatta soruyor, seneye de yapacak mısınız? Valla dedim, artık siz kooperatif olarak siz yapacaksınız. Bizden çıktı, biz görevimizi yaptık. Yani bazen öyle şeyimiz de oluyor. Yani kısacası pekmez verdiğimiz yerler hala da bizden istiyorlar. Çok güzel bir ürün çıkardılar kadın arkadaşlarımız. Emeklerine sağlık. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ve bu kooperatifi de resmi işlemleri zaten bitmek üzeredir. Artık buna inanıyorum ki bu iki çeşit ürün çıkardık. Seneye 4-5 çeşit ürün kadın arkadaşlarımız çıkaracak. Yani bu, kısacası bu bölgede bu kadın kooperatifin kurulması, kadının kendi istidamının yaratılması için isabetli bir şey oldu. Bayağı da bir halk tarafında benimsendi. Şimdi Sera dediğim şekilde bizim buranın iklimi Sera'ya müsait bir yerdir. Mesela bizim burada 3 tane köyümüz var. Yani gidiyorsun belki 10 metrekare bir yer bulamıyorsun. Hep Sera yapılmış. Dodan, Gundu, bir de Kika. Yani Baykan'da
Tabii ki seracılığı geliştirmek için ilk gün halkımıza sözümüz vardı. Biz bunun altyapısını hazırlıyoruz. Bunun bayağı bir bütçe gereken bir projedir. Onun için biz seneye bu projeyi, yani bu sene yetiştiremedik. Seneye söz verdiğimiz şekilde. Amacımız seranın geliştirilmesi. Amacımız ticaret değil. Amacımız burada insanlarımızın, köylülerimizin, halkımızın seraya teşvik edilmesidir. Yani biz belediye olarak bizim amacımız halkımızın teşvik edilmesi bu seracılığa. Çünkü malum günümüzde artık üretim olmadan inan ki biz tamamen tüketir bir hale, yani tüketen bir toplum haline gelmişiz. Onun için biz olmaz, yani bizim kırmızı çizgimiz üretmektir. Üretimi teşvik etmektir. Yani bu seracılığı da bizim belediye arazisi olmadığı için, biz bir 10-15 donum bir köylülerden yer kiralama usulü, şu anda tabii ki kadın kooperatifimiz bu seracılığı üstleniyor, onlar yapacak. Tabii ki biz de ön ayak olacağız, destek olacağız. Ben inanıyorum seneye Baykan ve çoğu köylerde bu seracılık yani sistemi oturacak ve insanlar bu seracılığı dört dörtlük benimseyecek. Ben buna inanan bir insanım. Kültür sanat alanında belediye güdümünde bir tane kütüphane devreye soktuk. Bizim eski Ahmet Efendi dedikleri bir gençlik merkezi var. Bizim tabii bütçe sıkıntısı olduğu için kitap alamadık ama bu yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Biz de sosyal medya yardımıyla kişilere ulaştık. Kitap eksikliğimizi dile getirdik ve Türkiye'nin dört bir yanından bize kitaplar geldi. Şu anda gelme aşamasında. Tam şeylerin isimleri falan kaydedildikten sonra kütüphanemizi de açacağız. Onun haricinde belediyeyle Ahmet Efendi Merkezi'nde biz yine bir tane albane kursu açacağız. Gelmek isteyenler, öğrenciler özellikle albane isteyince bize o şekilde hareket ettik. Onların isteği, ihtiyacı neyse biz ona göre hareket etmeyi düşünüyoruz. Bizden çok sonuçta orada öğrenciler, gençler eğitim alacakları için. İhtiyaç sahibi olan öğrencilere hocalar tarafından orada eğitim verecek. Yani bu kişisel sadece kendi istekleriyle olan bir şey. İhtiyacı olan öğrencilerin gidip dershaneye başvuramaması konuda da biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Baykan biraz feodal yapıya sahip, daha gelişmemiş bir yer. Kadınlar kolay kolay dışarıya çıkmıyor. Ancak biz onlara gidince ulaşabiliyoruz. Yani belediyeye gelemiyorlar ama bu bizim onların hizmetini eksik bırakacağımız anlamına gelmiyor. Biz tek tek evlerinde ziyarette bulunuyoruz. Sosyoloğumla beraber belirli günler hazırlıyoruz ve bu program dahilinde ev ziyaretlerine gidiyoruz. İhtiyacı yani biz bakıyoruz evin içerisinde bir ihtiyaçları var mı yok mu, sağlık durumları nasıl, hastaysa çocukları veya anneleri babaları bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz zaten durumu iyi olmayan birkaç aileye yardımlarda da bulunduk. Hatta ekmek fişi falan da ayarladık onlara. Maksat birazcık da olsa katkı sağlayabilmek. Şimdi Baykan'da aslında şöyle, Baykan'ımızın en büyük sorunlardan birisi şu anda bu İpek yolu buradan geçiyor. Bunu yıllardır biz koordinasyon toplantılarına da katılıp bunu dile getiriyoruz. Vali Bey'e, genel karayollarının genel müdürlüğüne, arkadaşlarımıza söylüyoruz ama Baykan'ın yolu, çevre yolu ne zaman bitecek diye soruyoruz. Maalesef sağlıklı bir cevap alamıyoruz. Baykan'ın en büyük sorunlardan birisi şu anda Baykan'ın aslında en büyük sorunlarının birinci sorunu işsizliktir. Biz bu işsizliği de dediğim şekilde zaten bu hem bu tekstil hem de bu seracılığı yayarak bu istidamı biz azami indirmek istiyoruz. İkinci bir sorunumuz Baykan'ın
Şu anda Baykan'ın merkezinde trafik İstanbul'dan daha fazla sıkışıyor. Baykan'da can tehlikesi, araçlar hızlı geçiyor gece özellikle. Bir insan karşıdan karşıya geçerken çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani çok büyük bir sorun. Bir an önce bu yolun Baykan'ın içinde çevre yolu bitirip inanıyorum ki o zaman Baykan'da daha güzel biz de projeler geliştirip Baykan'ı daha güzel yaşanabilir bir ilçe yapacağız. En büyük sorunlarımızdan biri bu çevre yolunun bitmesidir. Şimdi tabii Bitlis Deresi kanayan bir yara bu bölge için, Baykan için değil, bütün bu coğrafya için. Neden diyeceksiniz? Çünkü bugün Bitlis'te bu derenin tam başına gittiğin zaman yani kar gibi bir su çıkıyor. Böyle doğanın tam ciğerinden çıkıp geliyor. Ama maalesef Baykan'a geldiği zaman yani içilir değil de yani içine girilmez haldedir. Hastalık saçan bir su haline dönmüş. Sebebi de Bitlis'in bütün kanalizasyonu, çöpü, atığı, kimyasal maddesi bu derenin içindedir. Maalesef biz Baykanlılar olarak bu suyden kesinlikle faydalanamıyoruz, tam tersi zarar görüyoruz. Biz şunu yaptık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Bitlis Belediyesi'ne, Bitlis Valisi'ne, Devlet Su İşleri'ne, belirli bu kurumlara biz dilekçe yazdık. Maalesef 2 aydan fazladır biz bu yazdığımız dilekçelerden bir cevap alamadık. Biz bu suyun temiz hale getirebilmesi için şunu istiyoruz yetkililerimizden. Bu Bitlis'te atılan atık ve kanalizasyon bu suyumuzun içine girmez. Yani bu su kirlendiği zaman Baykan'da bütün bölge zarar görüyor. Hastalık yazın sıcakta zaten hele hele dere önümüzden geçiyor, çocuklarımız bu güzelim suyun içine girer. Bu sudan faydalanamıyoruz. Onun için yetkililer bu konuda duyarlı olursa çok iyi olur. Baykan halkına şunu söylemek isterim. Baykan halkı gerçekten ben böyle beklerim. Baykan halkı bizi çok mükemmel bir şekilde sahipleniyor bize. Baykan halkı bize her gittiğimiz yere kapını, yüreğini, her şeyini yani bizi kucaklıyorlar. Tabii ki bizim sözümüzdür ilk günde söylediğimiz gibi Baykan halkımıza. Biz tertemiz bir Baykan için, yeşil bir Baykan için, mükemmel bir Baykan için her yönüyle bunu yapacağımıza bizim sözümüzdür. Ve Baykan halkımız bize güvensin. Hizmet bizim işimizdir. Ben biraz koronavirüse değinmek istiyorum. Evet. Bu sayede ulaşmış olan kitlelere. Dünyanın uğraştığı bir virüs var. Nasıl olduğunu şu an bilinmiyor ve ilacı bulunmamakta, çok hızlı ilerlemekte. Biz ülkece şu an kendi çabamızla bir önlem alıyoruz ama yetersiz. Okulların tatil olması ama çocukların sokaklarda olması bu tehlikeyi gösteriyor. Bireylerin kendilerini bir süreliğine eve kapatmaları gerekiyor. Hijyene ve kendi bakımlarına önem vermemek lazım. Biz de burada belediye personeline eğitim verdik. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen arkadaşlar bir eğitim verdiler. Nasıl davranacaklarına dair. Biz isterdik ki bölgede yani Baykan ilçesinde kaymakamla beraber oturup bir karar alalım ama ne yazık ki biz geri dönüş ve bir çağrı alınmadık. Sonuç itibariyle biz de ilçenin bir yönetimiyiz. Kaymakamla en azından gelip beraber alacağımız kararlar var. Bizim beraber ortak bulunduğumuz yerler var. Buranın hijyeni, ne yapabiliriz, ne önlem alınabilir. Çünkü şu an bütün dünya ayakta. Birazcık şey gibi geliyor bana. Önemsenmiyor gibi geliyor ama öne alınmayacak bir şey bu. Ciddi bir konu. Avrupa ayaklandı. Tamam, biz de önlemler alıyoruz ama yetersiz önlemler.
Ama en azından bireyler kendilerini koruması, en azından olabilecek büyük nitelikteki hasarı azaltabilirler. Bu yüzden çocukları dışarıya bırakmayalım. Ya da kendi evimizde nasıl yapılabilir, kendimizi nasıl koruyabiliriz? Bu açıdan önemli, ben seslenmek istiyorum Balkan halkına. Zaten Balkan halkı beklentisi şu, hizmet, yani belediyecilik hizmettir. Hizmetlerini sorunsuz, kusursuz hallettiğimiz zaman hiçbir halkla sorun olacağını düşünmüyorum. Gayet sıcak ve iyi niyetliler. Biz de adaletli ve elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir de Balkan'da ilk geldiğimiz zaman bir borcumuz vardı. Yani onu da belirtmek istiyorum. Balkan halkımız bilsin. Biz bunu bir zorunlu olarak görüyoruz. Biz ilk geldiğimiz zaman 7.681 milyar borcumuz vardı. 7.681 milyar. Tam bir sene zarfında 2 trilyon daha emekli ve SGK'dan bize borç eklendi. Biz bugüne kadar toplam ödediğimiz borç bu kısıtlı imkanlarımıza rağmen 1 trilyon 610 milyar. Yine de neticede şu anda 8 bine yakın bir borcumuz var. Bu işin doğrusu, bu kısıtlı bütçeye rağmen bizim belirli yerlerde hizmetlerimizi, parke döşememizi, altyapılarımızı, istinad duvarlarımızı elimizden geldiği kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yani malum şimdi dünya genelinde bir kriz var, Türkiye'de bir kriz var. Biz de bu gelen bütçeyle Baykan halkımıza istediğimiz gibi hizmet edemiyorsak da, ama çabamız çok büyüktür. Bundan sonra da bu çabayı göstereceğimize